Türk savunma sanayisindeki insansız araç çözümlerine deniz platformları alanında önemli bir oyuncu katılıyor. Savunma sanayisinde alanlarında özgün çözümlere imza atan Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, güçlerini insansız deniz araçları geliştirmek için birleştirdi. İki şirketin güç birliğinden ULAK ürün ailesi ortaya çıktı. Ailenin ilk ürünü ise Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı olacak. SIDA'nın tasarımı tamamlanırken ilk prototipin üretimi Aralık ayında sonuçlandırılacak. SIDA, 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek atış testleri sonunda göreve hazır hale gelecek. SIDA, Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemiyle atışlar yaparak göreve hazırlanacak. Araç 400 km seyir menziline, saatte 65 km sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olarak gelişmiş kompozit malzemeden üretiliyor. SIDA, keşif, gözleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevleri yerine getirecek. Bu sayede SIDA, Mavi Vatan'da Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak. SIDA, silahlı insansız deniz aracı ve sahil kontrol istasyonu olmak üzere iki ana alt sistemden oluşuyor. Deniz aracı, uzaktan komutalı ya da otonom olarak belirlenen görevleri icra ediyor. Operatörler ise karada konuşlu mobil araç istasyonu veya karargâhtaki komuta kontrol merkezi üzerinden insansız deniz aracını belirlenen göreve yönlendiriyor. Tasarımda izlenen modüler yapıyla SIDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze, elektronik taarruz, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabiliyor. Hatta karadan olduğu gibi uçak gemisi, fırkateyn, çıkarma gemileri gibi yüzer platformlardan da denize atılabiliyor ve kumanda edilebiliyor. Sürü şeklinde de kullanılabilecek SIDA, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. SIDA, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. SIDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım, tahliye amaçlı insansız deniz araçları da kullanıma hazır hale gelecek.